Bugünkü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth adını taşır. Ama İngiltere tarihine ondan daha az hüküm sürse de daha fazla etki yapmış olanı ilk Elizabeth'tir. Dönemi Altın Çağ diye adlandırılır. Ama o Altın Çağ gelinceye kadar inanılmaz badireler atlatmıştır. O badirelerden geçmesine destek olanlardan birisi ise Osmanlı Padişahı 3. Murat'tır. Hatta aralarında platonik bir gönül ilişkisi olduğu da söylenir. Buna bir çeşit mektup aşkı diyebiliriz. Sosyal medya aşkı değil de bireysel medya ilişkisi yani. 1. Elizabeth, bakire kraliçe olarak adlandırılır. Nedeni hiç evlenmemiş olmasıdır. Yoksa bakireliği konusunda alternatif dedikodular vardır. Zaten o dönem İngiltere'sinde aksi düşünülemez. Evlenmemişse bakiredir. 2. Elizabeth'in 4 çocuğuna karşılık birincisi çocuksuz ölmüştür. Bekar kalması konusunda da 3. Murat'ın rolü olduğu yorumları yapılır. Aslında kraliçe olması mucizelerle gerçekleşmiştir. Babası Kral 8. Henry, Papa boşanmasını engellediği için Vatikan'dan ayrılıp kendi kilisesini kurar. Anglikan kilisesi böyle doğar, Katoliklerden ayrılır ve İngiltere'de Katoliklerle Protestanlar arasında kanlı bir mücadele başlar. Baba kral boşanmayı başarınca Elizabeth'in annesiyle evlenir. Anne Boleyn bir süre sonra kızını doğurur. Ama Elizabeth'in doğumu büyük bir hayal kırıklığı olur. Yok, kız olması yüzünden değil. Daha o zamanlardan bile İngiltere kadın kraliçeler tarafından yönetilme konusunda pek problemli bir ülke değildir. Elizabeth bembeyaz, hayalet gibi bir bebektir. Kral baba bile lanetli olduğunu düşünüp öldürülmesini ister. Anne kraldan kaçırır ve kızının uzak bir yerde büyümesini sağlar. Ama kendisi fazla yaşamaz. Bir süre sonra kralı aldattığı anlaşılır ve zina gerekçesiyle kafası vurulur. Ve annesi nedeniyle aforoz edilmiş bir kraliçe adayı olarak Londra'dan uzakta büyür. Taht için bir tehdit oluşturmasın diye de her an öldürülme tehlikesi altındadır. Baba kral 8. Henry'nin tek oğlu da 16 yaşında ölünce taht savaşları başlar. Sonunda tahta üvey ablası Katolik ve Vatikan dostu olan kanlı Mary geçer. Elizabeth şans eseri veya Tanrı'nın hikmetiyle tahtın ikinci varisi haline gelir. Etrafındaki herkes kraliçe Mary'e Protestanlara yakın olan bu varisin yok edilmesini tavsiye eder. O ise bir çocuk doğurarak taht zincirini tamamen kendisine çevireceğini ummaktadır. Çeşitli defalar hamile kalır ama doğum yapamaz. Aslında rahim kanseridir. Durumu gittikçe kötüleşmektedir. Bütün danışmanları Elizabeth'in idam fermanını imzalamasını ısrarla istemeye devam eder. Mary ölürse taht bu Protestan kıza geçmemelidir. Genç Elizabeth durumun farkındadır. Bir nevi ev hapsinde bulunduğu yerde her an gelebilecek sonunu beklemektedir. Her yeni gün son günü olabilir. Bu dayanılmaz bekleyiş içinde nihayet bir gün yardımcıları saraydan bir grup atlının geldiğini haber verirler. Kraliçe idam fermanını imzalamadan önce ölmüştür. Elizabeth iktidardaki meşhur Tudor hanedanı ile en yakın kan bağı olan kişidir. Artık sıra ondadır. Her şeye rağmen sarayda kurallar işlemektedir. Kurtulmuştur. Gelenler Elizabeth'i öldürmeye değil, imparatorluk yüzüğünü yeni kraliçeye teslim etmeye gelmektedir. Elizabeth yüzüğü takar, atlılar "Kraliçe öldü, çok yaşasın yeni kraliçe!" diye bağırarak Elizabeth'in tahta geçişini ilan ederler. Genç kraliçe Elizabeth, Konstantinopol'den yani İstanbul'dan gelecek haberi heyecanla beklemektedir. Yardımcısı, ulağın saraya ulaştığını bildirmiştir. Kraliçe olduğundan beri dört bir yandan, iç ve dış düşmanların saldırısı altında ülkesini birleştirmeye çalışmaktadır. Dönemin batıdaki en büyük gücü ise İspanya'dır. İspanya papalıkla işbirliği yaparak İngiltere'yi de kontrolü altına almak istemektedir. Çünkü İspanya kralı İngiltere'ye hükmetmekte kararlıdır. Genç kraliçenin acemiliğinden yararlanarak bunu başaracağına inanmıştır. Bir yandan Elizabeth'i öldürmek için komplolar hazırlamakta, öbür yandan da kendisiyle evlenerek İspanya'ya bağlanması için zorlamaktadır. Kral adına evlenme teklifini ileten İspanyol elçi, "Kralımla yılda sadece birkaç gece aynı yatakta yatabilirsiniz." diye açıklama yapmayı da ihmal etmez. Öte yandan Papa'nın suikastçileri kraliçeyi öldürmek için Londra'da cirit atmaktadır. Kraliçenin gençlik sevgilisi bile bu gizli örgütün emrine girmiş durumdadır. Vatikan'daki egemen din anlayışı onu da afyonlamıştır. Elizabeth ise komplolar arasında ülkesini tek bir kilise altında birleştirmek, kavgalara son vermek, ekonomisini güçlendirmek, deniz aşırı yerleri açıp geliştirme peşindedir. Gizliden aşık olduğu en iyi arkadaşı uzak denizlerde keşifler yapan bir denizcidir. Dönemin batıdaki en önemli gücü İspanya ise doğuda ondan daha da büyük bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu vardır. İspanya denizlere egemen çok önemli bir dünya gücü olabilir. Ama Osmanlı İmparatorluğu küresel ölçekte İspanya'dan, İngiltere'den hepsinden daha etkilidir. Elizabeth için Osmanlı'yı yanına almak çok önemlidir. İşte bu yüzden Padişah 3. Murat'a bir elçi ve bir mektup gönderip yardım istemiştir. Mektubunda
Protestanlıkla İslam'ı birbirine benzediğini belirtip Katolikleri İslam'ın düşmanı olarak putperestlere benzetmiştir. Elizabeth'in beklediği cevap az sonra elindedir. Altın kaplamalı, muhteşem görünüşlü, Osmanlı Türkçesiyle fakat Arap alfabesi ve stiliyle yazılmış bir mektuptur. Kendisini Cihan Hükümdarı olarak tanıtan 33 yaşındaki Sultan 3. Murat'tan gelmektedir bu mektup. Sultan Murat, eğer Kraliçe Elizabeth ve İngiltere kendisinin Cihan Hükümdarlığını ve evrensel egemenliğini tanırsa, özellikle İspanya'ya ve diğer rakiplerine karşı koruyacağı sözünü vermektedir. Kraliçe sevinçlidir. Dönemin en büyük gücünün yanına almıştır. Hiç beklemeden hızla cevap yazıp gönderir. 25 Ekim 1579 tarihli mektubunda Sultan Murad'ın teklifini kabul ettiğini ve onu Cihan hükümdarı olarak tanıdığını belirtir. İçerideki rakiplerine ve dış güçlere karşı iktidarını sağlamlaştırmasını sağlayacak en önemli kozu ele geçirmiştir. 3. Murat yeni mektubunda "Siz büyük bir mutlulukla Osmanlı'ya bağlandınız, gerisini merak etmeyiniz." diye güvence verir. Osmanlı, İngiltere'ye ticaret yollarını açıp ekonomik olarak gelişmesine katkı sağladı. Diğer bütün denemeleri boşa çıkan İspanya Kralı, yenilmez diye bilinen donanması ile İngiltere'yi fethetmeye çıktı. Tabii Papa tarafından da destekleniyordu. Osmanlı donanması, İspanya armadasını oyalayarak yıpranmasını sağladı. Böylelikle İngiltere, savunma için zaman kazanmış oldu. Sonuçta Elizabeth'in ordusu 1588'de İspanya armadasını yenmeyi başardı. İngiltere bu galibiyetle birlikte çok daha büyük bir güç olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Protestanlık kurumsallaştı, Altın Çağ diye adlandırılan dönem başladı. 3. Murat ve 1. Elizabeth arasındaki mektuplaşmalar tam 13 yıl sürdü. O dönem yapılan Elizabeth portrelerinde 3. Murat'ın hediye ettiği takılar dikkat çeker. Kraliçe Osmanlı takılarıyla poz vermiştir. Elizabeth de İstanbul'a birçok hediye gönderdi. Sultan Murat'ın annesi Safiye Sultan'a hediye ettiği kedi ise bunların en ünlüsüdür. Bu kedi çok sevildi, Elizabeth adı verildi. Sarayda mücevherler takılı olarak mutlu bir hayat sürdü. İngiltere-Osmanlı ilişkileri gelişerek devam etti. Belki bugün bile iki ülkenin diğerlerine oranla daha iyi ilişkiler sürdürmesinin temelleri de o güne dayanır. İspanya kralı ile evlenmekten kurtulan Elizabeth, başka hiç kimseyle evlenmedi ve bakire kraliçe olarak tarihe geçti. 45 yıl hüküm süren Elizabeth'in 1603 yılında ölümüyle birlikte tahttaki Tudor hanedanlığı da sona erdi. Bugünkü Windsor hanedanlığına ve 2. Elizabeth'e kadar gidecek yeni bir dönem başladı. Elizabeth'in Osmanlı ve İslam ile kurduğu ilişki, Shakespeare ve Thomas Bacon gibi çok önemli yazarların İslam'ı anlamaya çalışmalarına yol açtı.